Evet arkadaşlar, cümlesine merhaba, herkese iyi haftalar diliyorum, iyi günler diliyorum. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Zannetmiyorum çok iyi olduğunuzu. Piyasa kırmızı komple. O yüzden çok da insanların iyi olduğunu hiç düşünmüyorum. Tahmin de etmiyorum işin açığını konuşmak gerekirse. Bunda küresel piyasaların payı da çok fazla arkadaşlar. Bu satış durumunda ve şu anda garip bir şekilde satışların da aslında karşılandığını görüyoruz. Şöyle Bitcoin'e bakarsak, bir aslında geçmişte teknik grafiğimiz vardı. Bir grafik çalışması yapmıştık. Bu grafik çalışması çalışmayı durdurduğu için biz de sildik attık onu. Teknik analiz böyledir her zaman. Bir grafik çizersiniz, çalışmazsa silersiniz, yenisine bakarsınız. Biz de bakalım yenisine bakacak mıyız, bakmayacak mıyız, durum ne olacak, neyi gösterecek, nereye gidecek, nereden gelecek? Bunların hepsini incelemek lazım. Uzun zamandır, bir 10 gündür falan video hazırlayamadık. Devamlı sağa sola, şuraya buraya elimize bir miktar ekran kartı geçmişti. Onları rig haline getirip yeni arkadaşlarla tanıştık. Yeni arkadaşlara kurulumlar yaptık vesaire. Eski müşterilerimize bıraktık. Akdeniz, Mersin, Adana, Niğde, Nevşehir, Rize, Trabzon, artık Ankara'ya yakın Niğde'yi falan saymamak lazım. Yani 10 günde herhalde bir 6-7 tane il değiştirdik. Kurulumları gerçekleştirdik. Şu anda da yeniden Ankara'ya döndük. Ethereum tarafında baktığımız zaman dün, hatta cumartesi gününden başlayan bir panik vardı piyasada. Dün işte o panik satışlar gerçekleşti. Pazar günü de gerçekleşti. Bugün ise biraz daha toplamaya başladı. Bu düşüşün ardından hemen Michael Saylor vesaire zıp zıp tweetlere dayandılar. Bir şeyleri kurtarmaya çabasındalar. Piyasanın çökmesini engellemeye çalışıyorlar. Bunun arkasında ne var bu çöküşün? Lehman Brothers, yani 2008'e gittiğimiz zaman Lehman Brothers kriziydi, 2008 krizi. Bir şirket battı, yüzlercesini yanında götürürken Amerika Lehman Brothers'ın batmasına müsaade etti ama diğer şirketleri kurtarma fonları vererek kurtardı. Şu anda da bunun beklentisi var. Yani Çinli bir şirketin 1,5 ay sonrasında 150 milyar dolarlık bir bono ödemesi var. Ama bunu ödeyemeyeceğini düşünüyorlar. Battığını falan düşünüyorlar şirketin. Hatta şöyle çayımızdan da bir yudum aldıktan sonra, hatta battığını düşündükleri için burada dünyada ekonomik krizi tetikleyecek bir durum olacağını varsayıyorlar. Bu ekonomik kriz oluşursa da haliyle kripto para piyasaları da inanılmaz şekilde etkilenir. Hatta daha çok etkilenir. Yani normal hisse senetlerinden vesaire daha çok etkileneceğini düşünüyorum ben, ama toplama konusunda da yeniden piyasa canlanmaya başladığında daha çabuk toparlayacağından da eminim. Şimdi kripto para piyasalarında bir de şöyle bir şey var. Yani Bitcoin falan 10-12 bin, 14 bin dolara gelse, insanlar evini, arabasını, neyi varsa, bankadan krediler, şunlar bunlar, tüm mali varlıklarını kullanarak bu Bitcoin'den, Ethereum'dan vesaire alırlar zaten. Piyasanın ben oraya kadar çökeceğini hiç düşünmüyorum. Tahmin de etmiyorum. Eğer öyle bir şey olursa sınırlı varlıklara zaten yönelmek lazım. Şart. Ama sınırsız veyahut da ne olduğu belli olmayan altcoin'lere de bakmak gerekiyor. O günün şartlarında, o günün durumlarında incelemek lazım. 40 binleri falan gördü, bir iğne attı, döndü oraya. Ethereum'da bir beklentimiz vardı. Geçmiş grafiklerde de konuştuğumuz 2870-2950 arasına bir retest yapması gerekiyor diyorduk. Oraya bir fitil bırakıp çıktı. Beklentim şu andan itibaren, yani yılbaşından itibaren hatta konuşuyorduk. Yaptığımız videoların çoğunda var. Taproot güncellemesi, BTC'ye gelecek olan Taproot güncellemesi ile ben yıl sonu veyahut da önümüzdeki yılın, 2021'in, 2022'nin Şubat ayına kadar 100 bin dolarları falan bekliyorum Bitcoin'de, minimum 100 bin doları. Ama bu yatırım tavsiyesi değil, bu sadece benim bir beklentim. Çünkü geçmişte olmuştu bu. Yani
geçmişte SegWit 2 dediğimiz bir güncelleme gerçekleşti. Bu SegWit 2 güncellemesinin ardından Bitcoin 7x yapmıştı. Bakalım bu sene ne olacak? Bu güncelleme önemli bir güncelleme Bitcoin için. Hem hızını artıracak, hem transfer ücretlerini azaltacak, hem de %51 saldırısına karşı korumalı hale gelecek Bitcoin. Diğer tarafta yeni rigler almak, yeni ekran kartları bulmak imkansız bir hale geldi. Şu an toptancılarımızı bırakın, mağazalarda satılan yenileştirilmiş ürünler veyahut da teknik servis çıkması ürünler dahi bulunamıyor. Yok yani, onlar bile satıldı. Düşünün artık. O yüzden biz de artık bu ara kurulumlara ara verdik. Artık yani bulamadığımız için de kuramıyoruz. Altcoin'lerin birçoğuna baktığımız zaman hepsinde bir double dip, ikili dip olayı gerçekleşti. Mesela şuradan bakarsanız, yani şu bölümle şu bölüm ikili dibi andırıyor. Buradan örnek veriyorum, yani şu anda sadece buna girdim ben. Diğerlerine bakmak istersek neye bakalım? Mesela TLM'ye bakalım. Yani piyasada ikili dip oluşturan altcoin'ler çok fazla. Yani şurada görüyoruz, double dip. Double dip demek yani düştüğü yerden daha fazlasını sıçrayacak anlamına geliyor. Tabii tekniğe uyar mı? Ya çoğu zaman uymuyor. Piyasa her zaman beklentinin aksine hareket ediyor. E şimdi çöküşten bahsediyorlar, 10 binlerden 12 binlerden bahsediyorlar. Sağ olsun yani arkadaş Amerika'da yaşıyor. Her gün 1-2 video atıyor. 180 bin takipçisi var. Bu arkadaş mesela tuttu. İşte dün bir video attı. Allah yandık, bittik, kül olduk, şöyle olduk, böyle olduk. Bekliyorum yani 18 binler, 14 binler falan dedi. Lan bir önceki gün videosunda da tam aksi. Tam aksi. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? E bir de bunları dinleyip insanlar yani yatırım yapıyorlar, saçma sapan şeyler. Lan ne oldu 24 saat oğlum? Yani senin piyasaya bakış açın o kadar mı dar? Yani 24 saat mi sadece? Sadece 24 saat mi? Ben hayret ediyorum ve insanlara da hayret ediyorum. Bu adamı dinliyorlar. Yani bu adamı dinlemeleri ilginç. Ya neyini dinliyorsun? Yani 24 saatte bir fikir değiştiren birisi. Nasıl yatırım uzmanın olacak senin? Olabilir mi ya? Kaldıraçtan uzak durun diyor. Kaldıraçta şöyle kazandım, böyle kazandım diyor. Yani saçma sapan. Saçma sapan ya. Sırf videom izlensin diye olmayacak şeyler. Bakalım, Allah bunların şerrinden korusun bizi. Dinlediğimiz zaman bilinçaltında bir şeyler oluyor ama ben o konuda 2018'de tokadı yedik yiyenlerden birisi olduğum için hiç problem yok işin açığı benim tarafımda. Çünkü ben cebimdeki nakiti buraya aktarmıyorum. Aktarmayı da sevmiyorum. Buraya madencilik gelirlerimle devamlı alımlar gerçekleştiriyorum. E zaten elektrik parasına elde ettiğim için ürünü, coin'i biraz daha düşerse de bir sıkıntı yaşamıyorum işin açığını konuşmak gerekirse. Bu arada sahibinden.com'a falan baktım. İkinci el ekran kartı bulabilir miyiz veya sıfır stok, yani sıfır ekran kartı stoğu çok önünde olan birileri oluyor bazen. Oraya baktım. İkinci el piyasası sıfır piyasasını geçmiş arkadaşlar. Sahibinden.com uçmuş. İlginç. Şaşırmamak elde değil ve saçma sapan bir piyasa. Lan oğlum diyorum, sıfırı şurada şu fiyat, sen niye sıfırından daha pahalıya satıyorsun diyorum, benim kartım tertemiz diyor. Ha sıfırdan da temiz adamın kartı yani. Bulunca şak geçiriyorlar. Bulunca şak geçiriyorlar. Ya biraz insaflı olun ya, biraz yani ne bileyim, tamam burası kripto para piyasası vesaire ama diğer taraftan bakıyorum arkadaşlar, adam yurt dışından almış kartları 3080 vesaire, 3090 şu bu. Türkiye garantili diye satıyor ya. Türkiye garantili diye satıyor. Aldım, gittim İstanbul'a. 20 tane kart. Satan arkadaş da Afgan mı, Suriyeli mi, Lübnanlı mı bilmiyorum. Dedim getir bakalım şunların garantisini bir sorgulayalım. Bir sorguladık. Yok Türkiye'de garantisi.
Bu diyor ulusal garantili, yani global garantisi var diyor. Lan global garantisini ne yapacağım ben? Buradan Amerika'ya kartı gönder. Neyle göndereceksin? Nasıl göndereceksin? Hangi firmaya göndereceksin? Nasıl takip edeceksin? 40 tane iş. Veririm 1000 lira fazla, 1500 lira daha, yani Türkiye garantilisini alırım ya. Türkiye'de sanki garanti şirketleri de çok iyi değil ama gelene ücretli onarım, gelene ücretli onarım, gelene madencilikte kullanmışsınız. Lan ne biliyorsun? Atıyor yersen. Yedin yandın. Yedin yandın abi. Bakıyor senin faturana, fatura gönderiyorsun ya yanında. 8 tane ekran kartı almış, 10 tane ekran kartı almış, 5 tane almış. Diyor ki ha bu madencilik için almış. Buna çakalım biz abi diyor. Çakıp geçiyorlar yani. Yani o servislere gönderirken makinaları tek fatura varsa eğer elinizde tek fatura göndermeye dikkat edin. Veyahut da ürünleri alırken tek tek fatura ettirin. Bu da bir taktik olsun size. Diğer taraftan piyasada ne yapıyorum? Alıyor muyum, satıyor muyum? Ha, fırtına var. Fırtınada şemsiye açılmaz. Kırılır, uçar gider yani. O yüzden biz de fırtınada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Boş boş duruyoruz. Durmak gerekiyor. Alma da yok, satma da yok. Şu anda bekliyoruz. Zaten coinlerimiz burada. İşte SLP'de sağ olsun stop etti bizi SLP. Ama hala bekliyorum. İzliyorum, takipteyim. Bir yerden yakalayacağım bunu. Ve iyi kazanacağımdan eminim. Önümde yani. Avax'ta güzel bir hareket yakalamıştık. Sahtekar bir tane spekülatör var Türkiye'de şu an ev hapsinde. O spekülatör pazarlamıştı Avax'ı. 45 dolarlardan falan her YouTube kanalında oraya buraya konuk oluyordu. Orada Avax'tan bahsediyordu. Yok Amerikalı Türk bilmem kim Emin Gürsirer işte oluşturdu vesaire diye. 1 dolardan aldığı Avax'ları hatta 1 doların da altında 35-40 dolarlardan insanlara çakmaya başladı. O söyledikçe düştü. O söyledikçe düştü. Mart'tan bu tarafa 6 aydır insanlar kan ağlıyordu. Hatta Avax birlikteliği, Bitçi birlikteliği falan filan gruplar var. Avax mağdurları grubu şu bu. Onlara da işte suç duyurusunda falan bulunmuşlardı ama ne oldu bilmiyorum. İşte en son kulağıma çalınan hani bir ev hapsi oldu falan filan soruşturma açıldı şeklindeydi. Bilmiyorum abi de yani sen 1 dolardan aldığını 35-40 dolardan YouTube kanallarında bahsediyorsan ardına istersen yatırım tavsiyesi değildir de istersen bilmem ne de benim için beni ilgilendirmiyor. Sen zaten vermişsin tavsiyeyi yani. Ne demek yatırım tavsiyesi değildir? Yapma ya. Lan madem yatırım tavsiyesi değil her katıldığın programda veyahut da kendi kanalında ne diye bundan bahsediyorsun? Ha işte tokatçı tokatlanır her zaman böyledir bu. Arkadaşı da Todex'te tokatlamışlar çok büyük zararı varmış. O paraları nereden kazandın da nerede tokatlattırdın? Derler adama. Derler. Bu işi yaptı. Spekülasyon yarattı. Türkiye'de çok fazla avaksçı var, avakslı var. Ha şu ara yüzleri gülüyor ama 6 ay kan ağlattırdı. Belki oralardan alıp aşağılardan bekleyemeyip satanlar oldu. Onların zararı da bu adamın sırtında yani. O nedenle bunun bir cezası varsa ki ben var olduğunu biliyorum. Finansal piyasa spekülatörlüğünün. Yani bu hem spekülasyon yarattı hem manipüle etti piyasayı. O yüzden bu adamın cezalandırılması gerekiyor. Bence benim görüşüm. Şikayetçi arkadaşlar da var zaten ben orada görüyorum. Beni de aldılar hatta gruplarını. Orada birkaç görüştük yani birkaçıyla da. O yüzden ha bu sahtekar bir de Todex'in de sponsoruydu. Todex bunun sponsoruydu. Todex'i anlattığı videoları işte bilmem neyin haberi 1, bilmem neyin haberi 3, bilmem neyin haberi 8 falan diye giderken Todex tanıttığı videoyu silmiş. O video eksik. O videoyu istiyoruz. Arkadaşım istiyoruz o videoyu. O videoyu silme, geri getir buraya. Bilmiyorum kanun adamları bulabilmiş midir onu da buldularsa iyidir. Yani sen Todex şöyle, Todex böyle, Todex'in reklamını yap.
Tokatlamadan 1,5 ay önce sponsorluk anlaşmamız bitti Todex'te de. Niye bitti durup dururken? Tatlı tatlı alıyordunuz. Tatlı tatlı kazanıyordunuz. Gidiyordun, ziyaret ediyordun. Onu da videolaştırıyordun. Laf arasında söylüyordun. Ne oldu? Anlaşmamız bitti. Yapma ya. Bu kadar mağdur olan ne olacak şimdi? Onların da mı anlaşması bitti yani? Geçin abi bu işleri, geçin. Geçin yani. Sen o adamın reklamını yapıyorsan, sen o adamın ben parasını aldım, reklamını yaptım. Kaçra para aldın? Sözleşmen nerede? Göster de izleyelim ya. Biz de inceleyelim, görelim yani. Mesela merak ediyorum ben. Nasıl bir anlaşma? Belki de ortaklık anlaşmasıydı. Todex'in ortağıydın sen. Ama açıklamıyordun. Olabilir. Ben şimdi insan olarak düşünüyorum. Şüphe var kafamda. Yani batmadan 1,5 ay önce neden anlaşma bitti? Veyahut da ben çok mağdurum diyorsun ya orada. Acaba ne kadar mağdurluğum var? Bir göster bakalım. Belki de çektin. Tamam 1 milyon TL para attın oraya ama coin olarak götürdün onları belki. Ne bileceğiz biz? Biz ne bileceğiz? Ben de mağdurum. Yapma ya. Yerler öyle mağduriyet. Ya sen kendin mağdur olmuş olsan bile yüz binlerce kişiyi mağdur ettin ya. Ben de mağdurum. Yedim o mağduriyeti. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz da bu kadar olsun. Sağlıcakla kalın. Hepinize saygılar, sevgiler ve hayırlı, bol, bereketli kazançlar diliyorum. Bay bay.